Peki, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Elhamdülillahi ala ni'metil islam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana lihaza. Ve ma kunna linehtediye leula en hadana Allah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala kurrati a'yunina Muhammed. Allahumma salli ala rasulina Muhammedin ve ala ali rasulina ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. İnsanın anlam arayışına dair bugünkü buluşmamızda hepimizin aslında müşterek olarak yaşadığı ve bir parçası olduğumuz bu hayatta neticede elimizde ne kalacak? Bu işin sonucu, akarı, akıbeti, nereye doğru gidiyor dediğimiz hayatı konuşuyoruz. Çünkü anlam arayışı aslında hayatla alakalı olan bir şey. Gözümüzü açtığımız bu dünyada yavaş yavaş bir tarafından, kıyısından böyle çocuk olarak girdik hayata. Belki çok sorularımız oldu büyüklerimize. Şu nedir, bu nedir diye. Aslında onları sorarken bile adım adım emekleyerek anlam arayışındaydık. Bu ne oluyor, bu nasıl yapılıyor, bu yapılınca ne oluyor, biraz büyüyünce nasıl oluyor, okula ne zaman gidiliyor, okul başladıktan sonra ne oluyor, okuldan sonrası ne var, ilkokul nasıl bir şey, sonra ortaokul dönemleri, sonra lise dönemleri, üniversite dönemleri, evlilik faslı, çoluk çocuk sahibi olmak. Böyle hayat belli döngülerle önümüze açılan bir süreç ama bunun akıbetinde, neticesinde bu iş nereye varıyor dediğimizde anlam arayışını zorluyoruz demektir. Peki anlamın en önemli özelliği ne? Anlamın en önemli özelliği elde kalır bir netice olması. Eğer elde kalan bir netice yoksa anlamsız olur. Yani sabahtan kalkmışlar, tarlaya gitmişler, tarlayı işte hasat etmişler, bilmem ne kadar ürün hasat etmişler. Dönüşte yolda gelirken hasadı devirmişler, yol kenarına arabaları devrilmiş veya kamyonları devrilmiş. Elde bir şey kalmamış, sabahki gibi eli boş geri dönmüşler. Şimdi eve geri döndüklerinde, o kadar koca günü geçirdiler, hasat ettiler. Dönerken yolda onları kaybettiler. Araba devrildi, her şey boşa gitti. Muhtemelen köye girerken diyecekler ki ne anladık biz bu işten? Yani bu kadar sabah kalktık, erkenden koşturduk, gittik, tarlada çalıştık. Ürünü hasat ettik, yükledik, onları derledik, topladık. Kamyona bindirdik ama sonra geri dönüşte yolda gelirken hepsini boşa gitti. Böyle olunca da hakikaten kendi kendilerine biz ne anladık bu işten derler. O bakımdan yani niye hiçbir şey anlayamadık? Çünkü anlam olarak bir yere çıkmadı, bir neticeye ulaşmadı. Motor gibi çalışıyor ya, şey gibi, mikrofon gibi değil de. Dedim su mu basıyor aşağıdan? Dolayısıyla anlam dediğimiz şey, yani en önemli özelliği, kalıcı bir şey olması lazım ki, hani ne anladık bu işten dediğimizde, işte bak bu neticeye ulaştık ve bu netice artık hep bizim. Yoksa geri alınacaksa bir süre sonra
o zaman anlamsız olur. Dolayısıyla hayata bu gözle baktığımız zaman, hayata bir yandan giriyoruz, pek çok şey elimize geçiyor, belli bir yaşa geliyoruz, belli imkanlar elimize geçiyor. Ama çok geçmeden bakıyoruz ki bunlar teker teker geri alınıyor. Yani bir bazı zamanlar evde çocuklar oluyor, onlar hep evdeymiş gibi, bu hayatın ürünüymüş gibi, sonucuymuş gibi, tam kanıksayacakken, benimseyecekken bakmışsın teker teker ayrılmaya başladılar. Sonra ilk baştan geldiğimiz noktaya geldik. Sonra eşlerden biri de gidiyor, sonra diğeri de gidiyor. Geriye bomboş bir yer kalıyor. Ne anladık bu işten? Yani başladığımız yere geri döndük. Elimizde kalan bir şey yok. Eğer ki biz bu gözle hayata bakarsak, hayat bu anlamda bir anlam ifade etmiyor. O yüzden seküler bakış açısı dediğimiz, ne demek seküler bakış açısı? Yani yaratıcıyı denklemin içerisine dahil etmeyen bir düşünce biçimi, bir var eden var ve bu var eden hayatı belli bir gayeye, belli bir anlama dönük olarak yaratmış. Dolayısıyla da belli bir sebepte yaşatıyor. Bu düşünce biçimiyle bir anlam arayışı içerisinde olacağız bugün. Ama Yaradan'ı denklemin içerisine hiç dahil etmezsek, ne kadar düşünürsek düşünelim, sabahtan akşama kadar burada konuşalım, hayata bir anlam bulamayız. Yani o kalıcı nitelikte bir anlam bulamayız. Sonunda diyeceğimiz şu, hayat anlamsız bir mecra. Anlamsız bir mecra, bir yere çıkmıyor. Yani bu kadar yol gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Çocuk bile olsa bu yolun ucu nereye çıkıyor? Ne olacak bunun sonunda diye anlam yoklamasında bulunur. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Böylece bitiyor iş. Cenab-ı Hak kafirlerin, yani Cenab-ı Hakk'ı yok sayanların herhangi bir anlam hayattan elde edemeyeceklerini ayet-i kerimede şöyle ifade etti. Estaizu billah. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ Kafirlerin, yani Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ediyor. Hayata yaklaşımı, hayatı ele alma şeklinde Yaradan yok. Hepsi bundan ibaret işte. Biz nasıl olmuşuz? Bir kaza olmuş alemde. Bir şeyler bir şeylere çarpmış. Rastlantısal, kör ve karanlık bir süreçte belli bir seçilimle oluşmuşuz. Dolayısıyla da ansızın da yok oluyoruz. Hiçten geldik, hiç oluyoruz. Onların mottosu bu. Hiçten geldik, hiç oluyoruz. Biz işte karbon malzememiz, sonuçta yine karbon oluyoruz. Arada belli bir aktivite oluyor, bir hareketlilik oluyor, bir şeyler yaşanıyor. Ama hiçbir anlamı yok. Çünkü sonra film kopuyor, baloncuk patlıyor, sevgiler kayboluyor. Arkadaşlıklar yok oluyor, bağlantılar kayboluyor, tapular hükümsüz hale geliyor, her şey. Yani bu şehirde mesela Erzurum şehrinde bundan 100 sene önce yaşamış kimselerin şu anda hiçbir hükümleri yok. Hazreti Peygamber bu anlamsızlığı hissettirmek için dedi ki ala rasi kulli mi'atin, her 100 senenin başına neredeyse la yabka minkum ahad, hiç kimse kalmaz. Yani doldur boşalt gibi 100 sene öncekiler ortadan kalkmışlar. Biz gelmişiz onların yerine, doluşmuşuz. Böyle büyüleyici bir şekilde onlar giderken biz geldiğimiz için çok dikkat çekmiyor. Ama şöyle 100 yıllık resimlere baktığınızda hiç ortak kimse bulamazsınız. Şurada mesela 100 yıl öncesinden hiç kimse yoktur. Şehrin büyük meydanlarında da 100 yıl öncesinden birini bulmanız çok zordur. Belki bir iki tane nadide çıkar. Demek ki o kadar doldur boşalt olmuş, o insanlar da bizim kadar şehri sahiplenmişlerdi, sokaklarını, caddelerini, evlerini, barklarını, yurtlarını, birbirlerinin arazilerini sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Onlar da hırsla hayata tutunuyorlardı. Onlar da sevdiler, evlendiler, çoluk çocuk kucaklarına aldılar, mürüvvetini gördüler bütün güzellikleriyle. Ama şu anda Cenab-ı Hak dedi ki hel tesma'u lehum rikza. Şimdi hiçbir ses duyuyor musun onlardan? Hiçbir ne sesi yok, ne alameti var yok. Hiç geriye bir şey kalmamış. O zaman anlamsız demek ki. Eğer hepsi buradan ibaretse
anlamsız, geriye hiçbir şey gözükmüyor. Adamlardan hiçbir bakiye yok. Dolayısıyla Allah'ın düşünce denklemine dahil edilmediği, Hak Teâlâ'nın konuşulmadığı, onun varlığı üzerinden bu meseleye yaklaşılmadığı sürece kabul edelim ki hayat boş bir yerdir, hiçbir yerdir, sonuçsuz bir yerdir. O yüzden bugünkü seküler, modern bilim, ki modern bilim bugün sekülerdir, hayata böyle bakar, gençlerimize de bunu söylüyor maalesef. Diyor ki, yani anlamsız bir hayat yaşıyorsunuz, hiçbir yere çıkmayacak. Yani şu an kendiniz böyle bir şeyler hissediyormuş gibisiniz, her şey bitecek ve kaybolup gideceksiniz. O yüzden gününüzü gün etmeye bakın. Yani bugününü iyi geçirmek en ideal, olabileceğin en iyisi, geçici de olsa bugününü biraz iyi geçirmeye çalışmak. Çünkü ucu yokluğa çıkıyor, bitecek her şey. O yüzden bunlar ajanda yapıyorlar böyle. İşte uçaktan atlama, paraşüt, onu yaptım mı yapmadım, onu da yapayım. İşte dip derine dalış yaptım mı, onu da yapayım. Böyle, çünkü hayattan ayrılırken gözüm arkada kalmasın, yok olacağım birdenbire diye. Ve her şey buradan ibaret. Bu modern bilimin yeni keşfettiği bir şey değil. Yani Ebu Cehil'in de söylediği aynı şeydi. Ne dedi Ebu Cehil? İn hiye illa hayatuna dünya. Hepsi işte bu hayatımız. Başka bir şey yok. Hepsi bundan ibaret. Dolayısıyla da ne olursa her türlü yaşarız. Bir de böylelerinin, yani hayatı anlamsız olarak neticelendirmiş kimselerin herhangi bir şeyleri de yok. Doğruları yanlışları da yok. Bunlar hani şu doğru şu yanlış dediğiniz zaman, yani doğru yanlış neye göre diyor, ne doğru ne yanlış, mutlak doğru diye bir şey yok, mutlak yanlış diye de bir şey yok. Dolayısıyla da uçsuz bucaksız vahşi bir hayat düzleminde her türlü melaneti, yanlışı yapabilecekleri bir insana dönüşüyorlar. Çünkü hayat anlamsız. Öldürdüğü adama bile acımıyor. Diyor ki zaten diyor yoktu diyor. Anlamsız bir hayatı vardı. Zaten hayatının bir değeri de yoktu. Bir şey olacağı yoktu ki. Vurdum gitti diyor yani. Hani zaten bir şey olacağı yok. Hayat benim için de onun için de anlamsız. Dolayısıyla da bu çok vahşi bir yaklaşım. Eğer hayatın anlamını nesillerimizin yüreklerinden, kalplerinden çeker alırsak, ki bunu çekip almanın yolu yaratıcıyı yok saymak, bir var eden gerçeğini köreltmek, o zaman birbirini rahatlıkla öldüren, hatta günü gelince günü gelmeden kendisini öldüren, yani adam o kadar vahşi ki kendisine karşı da vahşi, diyor ki ben diyor biraz bakıyorum kendime, hani şimdilerde henüz daha hayattan zevk alıyorum, dolayısıyla yaşıyorum, ama yarın diyor 50-60'ıma gelirim, baktım ki dünkü gibi yiyemiyorum, dünkü gibi eğlenemiyorum, dünkü gibi hayattan zevk alamıyorum. O zaman gider ötenazi sıramı alırım. Ötenazi onlarda gönüllü ölüm hakkı demek. Bazı batılı ülkelerde var. Bunların önünün açılması bile bu yaklaşımın sonucu. Yani hayatı anlamsız gördükleri için, bir yaradana karşı, var edene karşı mesuliyeti tanımadıkları için, dolayısıyla diyorlar ki kişi kendisi istiyorsa ölsün o zaman yani. Hani Allah'a bunun hesabını nasıl veririz, canı veren Allah, canı alan odur, böyle bir şey kalmıyor artık. Dolayısıyla gidiyor sırasını alıyor, şöyle bir bardak su getiriyorlar yanına, bir çikolata, hani ağzı son gider ayak tadı güzel olsun diye o çikolatayı yiyor, o suyu içiyor. Yani bir iki dakika sürmüyor, böyle uykuya dalıyor, sonra da nefesi kesilip gidiyor. Ve bunu daha modern, daha medeni dediğimiz modern bilimin ışığındaki daha ilerlemiş ülkeler yapıyorlar. Nasıl olur derseniz, ya nasıl olur bir insan kendi hayatına, hem de sevdiklerinin arasında, böyle hanımı burada elini işte son kez tutuyor falan, efendim karşısında arkadaşı, kankası, dostu falan, son kez içmeden önce elveda çekiyor. Hani bir daha bir ayrı, bir daha bir birliktelik yok zaten. Birazdan film kopacak. Nasıl hiç yoktum diye biliyordum sen kendimi, yine öyle hiç yoktum olacağım. Bu anlamsızlık ve bu insanların yaradanı göz ardı ederek geldikleri sonuç bu. Tükenmişlik sendromu oluşturuyor, çabuk bitiş getiriyor.
Yani 3-5 şey yaşadıktan sonra insan böyleleri ileriye dönük bir ümitleri olmadığından hayatı çabuk tüketiyorlar ve kendilerine kıyacak kadar da vahşileşiyorlar. Doğru mu bu? Hani doğruysa onlar diyorlar ki siz bu gerçekle yüzleşmek istemiyorsunuz. Bu acı gerçek, kabul. Onlar da kabul ediyorlar. Bu diyorlar acı bir gerçek. Yani her şey yalanmış, sevgilerimiz yalanmış, dostluklarımız yalanmış, biz de yalanmışız. Hani kendimiz o biz diye içeride bir yerde biz diye hissediyoruz ya, biz. Böyle daha çocuk yaşlardan itibaren insan kendi içinde bir konuşma halindedir. Biz diye kendi içinde böyle işte buraya gideyim, oradan şunu alayım veya bir ortamda bile şu an sizin iç sesiniz konuşuyordur. Hoca neden bahsediyor acaba? Şunu söylüyor falan. Hepsinizin iç sesi şu anda faaldir. Ve orası zemin böyle. Yani kendinizi hissettiğiniz yer. Yani rüyaya bile girseniz orası sizinle geliyor. Çünkü rüyanızı anlatırken hep iç sesinizden anlatıyorsunuz. Rüyadaydım, işte bir evdeydik. Orası bizim evmiş. Ben de kendi kendime diyorum ki ya bizim ev yani güzel evimiz varmış şu an. Yani oradaki iç sesinizi konuşuyorsunuz rüyayı anlatırken. Sonra işte aşağı indik. Şöyle oldu. Ben birdenbire kendi kendime dedim ki ya bilmem ne. Yani iç sesimiz bize rüyada bile eşlik ediyor. Bedenden uzaklaştığımızda, bedensel faaliyetlerimizden uyuyarak nereye çekiliyorsak artık Cenab-ı Hak buna vefat diyor. Yani biz uykuya geçerken vefat ediyoruz aslında. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Cenab-ı Hak vakti gelince canları vefat ettiren odur. Vakti gelmeyenler ne olacak? Vakti gelince tamam ölürken vefat ediyor. Ama velleti lem temut, ölümü gelmemiş olanları fi menemiha, uykusunda vefat ettirir. Biz her gece uykumuzda vefat ediyoruz. Şimdi sonra diyor ki feyumsiku lleti kada aleyhel mevt. Ölümü takdir etti. Adam uykuda, uykudayken uykunun ortasında ölümün vakti geldi mesela. Eceli doldu. Ne yapacak Cenab-ı Hak bunu? Hazır zaten vefat ettirmiş uykuya sokarken. Onu tutar diyor, geri göndermez. Feyumsikul. Demek ki uykuya geçiş vefatımız, ölüme geçiş vefatımızın yerini tutuyor. Tutmasaydı onu bekletiriz, artık geri göndermeyiz demezdi. Diyor ki feyumsikul lleti kada aleyhel mevt. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى Henüz eceli gelmemiş, ölümü gelmemiş olana da geri gönderir. Sabah uyandığımızda ecelimiz gelmediği için geri gönderiliyoruz. Uykudayken ecelimiz gelseydi orada kalacaktık. Demek ki o vefat ölürkenki vefatın ile aynı, hiçbir eksiği yok. Cenab-ı Hak bunu böyle bize ifade etti. Allahu يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا Ölümü zamanında canları vefat ettiren odur. Allah yani bunu yapar. Velleti lem temut. Demek ki biz böyle yatınca ya Rabbi beni vefat ettir diye bekliyoruz o esnada. Yani, ve Allah Azze ve Celle hiç bizim bilincimizi saklayarak vefat ettiriyor. Hiçbirimiz uykuya geçtiğimiz anı yakalayamıyoruz. Önce bilincimizi geri çekiyor, sonra vefat ettiriyor. Bedenden uzaklaşıyoruz. Bedenimize o esnada kamera koysanız, kendinize baksanız, siz o esnada 4 saat, 5 saat, 6 saat kendinizden haberiniz yok. Orayı başını bekle deseniz yatakta duramazsınız mesela. Ama belli ki ayrılıp gittiğimiz için veya yakınında da duruyorsak veya mekandan aşkın bir hani ruh mekan mı bilmiyorum. Mekandan aşkın da olsa ama vefat ediyoruz ve geri dönüyoruz tekrardan. Cenab-ı Hak dedi ki vefat ettiren odur. Ölümü geleni tutar artık geri göndermez. Böyle vardır uykusunda ölenler. Ölümü gelmemişleri geri gönderir ki vaktini tamamlasın. Yursilul uhra ile ecelin musemma. Ecelin müsemma doluncaya dek diğerini gönderir. Böyle bir hayatı yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde gözümüzü de aynı böyle açtık. Öncesini yakalayamıyoruz. Yani öncesine dair bir fikrimiz yok. Tıpkı rüyaya girdiğimizde de öncesini yakalayamadığımız gibi. Yani rüyada bir yerde açtık diyelim gözümüzü. Oradan devam ediyoruz. Öncesini yakalayamıyoruz. Yani bir saniye, bir saniye ben en son yataktaydım.
Burada buraya nereden geldin? Birdenbire fabrikada veya iş yerinde veya okulda veya üniversitede. Öncesi o esnada resetlendiğinden bizim erişimimize kapatılıyor. Yeniden yükleme yapılıyor. Giriş bilgileri yükleniyor. Oradan devam ediyoruz. Ve o esnada işte o neyse o rolümüz onu oradan sürdürüyoruz. Ta ki böyle bıçak gibi bir yerden kesilip de bir daha bu ortama geri düşünceye kadar. Bunu bize Cenab-ı Hak yaşatıyor. Ve bunu yaşatırken hayatın içerisine koymuş bunu. Yani modern zamanlarda yeni yeni geliştirdiğimiz bir şey değil. Hazreti Adem de, Adem'in çocukları da yatınca bu tecrübeyi yaşıyorlardı. Ve dönüp onlar da hayata böyle, acaba bu yaşadığımız da o gördüğümüz gibi bir şey mi? Çünkü o gördüğümüzün bundan geri kalır bir tarafı yok. O esnada acıysa acı çekiyoruz. Yani üzerimize bir şey düşse acıtıyor. Elimiz yani kesilse orada her şey. Aynı bir tek ölmüyoruz orada. Tam ölecekken eğer o kadar iş ciddileşirse buraya düşüyoruz bir daha. Oradan buraya mesela bir yerden uçurumdan düşecek olsan, başına bir şey düşecek olsa çok yüksek bir şey olunca oradan bu tarafa sistem bizi atıyor. Böyle ter kan içerisinde, kan ter içerisinde yatakta gözümüzü açtığımız oluyor. Ama bu bize bir fikir veriyor. İç sesimizle olan yolculuğumuz. Demek ki illa bedene mahkum değiliz. Biz iç sesimizde kendimiz rüyadan da icabında devam edebiliyoruz ve orada da bir en azından yaşam kesiti gerçekleştiriyoruz. Şimdi bilim tarafına döndüğümüzde bu iç sesimizi biz kendimiz dediğimiz yerdeki şeyimizi bile bize diyor ki o da yok. Sen de yoksun. O kadar her şey anlamsız ki o da yok. Diyoruz ki ya ben nasıl yokum? Bak konuşuyorum, el sallıyorum, seviyorum, kızıyorum, öfke duyabiliyorum. Yani ama diyor ki ben sen neredesin peki diyor. O sen dediğin şey nerede? Göster yerini gideyim onu ölçeyim, tartayım, biçeyim. Var diyeyim. Ama ben senin içine giriyorum, gözden arkaya gidiyorum, beynin şeyini çekiyorum. Bir şey yok, kan var. Ondan sonra et var, kemik var. Bir şey yok yani. Dolayısıyla ölmüş bir bedenle canlı beden arasında hiçbir fark yok diyor. Değil mi? Şurada adam 10 dakika sonra ölmüş, beden burada duruyor. Bilime göre bu adamla bunun arasında hiçbir fark yok. Aynısı. Sadece buradaki sistem çalışmaktan durmuş. Ruh falan diyecek olsan ben ruhu bilmem diyor. O dinin söylediği bir şey. Öyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla sen de yoksun aslında. Peki bu hissettiğimiz, ben diye hissettiğimiz şey ne? Bu bir böyle yanılgı, bir vehim. Yani kendin öyle bir şey varmış gibi zannediyorsun. Yani böyle bir şey siz kendiniz zannediyorsunuz, o da yok. Dolayısıyla hayat boş dedik, sahip olduğun her şey boş. Gelip en sonunda sen de boşsun dedik adama. O da diyor ki o zaman gideyim kendimi şuradan aşağı atayım madem her şey boşsa. Şu anki modern bilimsel öğretinin geldiği nokta budur. Sebep? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak ilerliyor. Hak Teala'yı, Yaradan'ı yok sayarak ilerlerseniz bir anlam hayata bulamazsınız. Yoktur. Hayat ucu eşittir sıfıra çıkan bir denklemdir. Arada ne kadar şey toplamışsın, çıkarmışsın, bölmüşsün, parantez içine almışsın, kara köküne sokmuşsun, üst koymuşsun, ne bileyim onun üzeri bilmem kaçta çarpmışsın, ne yaparsan yap. Eşittirden sonra gördüğün şey sıfır ise bir şey yok demektir. Yani milyarları kazanıyorum desen ne olacak? Sen ayrıldığında hayattan bunlarla hepsiyle irtibatın koca bir sıfırdan ibaret. O zaman geldiğimiz sonuç şu, yaradan yoksa, var eden yoksa hayat kazara saçma sapan bir şekilde istenmedik yani yönetilmeyen, belli bir amaca dönük olarak gelmeyen, tesadüflere bağlı oluşmuş absürt bir şeyse böyle sonucu da bunun onun gibi absürt ve anlamsız bir şey. Dolayısıyla da kendini öldürünce de çok bir kötü bir şey yapmış olmuyorsun. Zaten yoktun ve yok oldun diyen bir anlayışın şu anda dünyaya egemen olduğu bir kürede yaşıyoruz ve bu çok korkunç bir şey.
O yüzden bunlar kağıt üstünde 1 milyon insanı öldürelim dediklerinde, 1 milyar insanı gözden çıkaralım dediklerinde çok bir şey hissetmiyorlar. Çünkü diyorlar ki yok ki bunlar zaten. Yani bu canlılar kendileri de yok, yok, yoku yok ediyoruz. Peki gelelim, bize anlam lazım ve anlama doğru açılım yapmaya çalışalım. İşte tam biz bu açılımı yapmak istediğimizde hayatı anlamsız bulan, Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak hayatı anlamsız bulanlar diyorlar ki siz bu acı gerçeği sevmediğiniz için kendinize bir rüya kuruyorsunuz. Yani bir yalan ihdas ediyorsunuz, o yalanı seviyorsunuz. Çünkü o yalan duygularınıza karşılık veriyor. Söz gelimi işte burada diyelim evladından ayrılıyor ama diyor ki ahiret var, yaradan var, yarattığı gibi tekrar yaratacak, bizi yeniden buluşturacak. Bu size keyif veriyor, ümit veriyor, hoş geliyor. Bu hoşnutluk ile bu aslı esası olmayan, delili bulunmayan, kanıtlı olmayan bir yalana, tırnak içinde din adı altında kendinizi kaptırıyorsunuz. Çünkü bu sizin duygusal olarak bazı duygularınızı karşılıyor. Ama hoşunuza gitmesi gerçek olduğu anlamına gelmez. Çünkü böyle bir kanıt söz konusu değil. Biz acı gerçeği diyorlar, sahipleniyoruz acı olmasına rağmen. Hoşumuza gitmese de o acı gerçekle yaşıyoruz. Siz ise bir yalanın peşine düşüyorsunuz ve o yalanı benimsiyorsunuz. Dünya şu anda çoklarının bu acı gerçeği sahiplenip topraktan geldik, toprak olacağız, hiçten geldik, hiç olacağız, yoktan geldik, yok olacağız dediklerinin kalabalıklarının yaşadığı bir yer. Dolayısıyla aslında tehlikeli bir yerde yaşıyoruz. Adam gözünü kırpmadan vurur. Çünkü karşısındakine bir kıymet biçmiyor, kendisine de kıymet biçmiyor. Böylelerinin yaşadığı bir ülkedeyiz. Yani atom bombasını atarken çok bir tedirginliği yok. Yok zaten diyor, balon gibi patlayacak hepsi, yoklar zaten diyor. Kendisini de adam öyle görüyor. Biraz onlardan kurtulacağız diyor. Daha evrimsel süreçleri gelişmiş beyaz ırk öne çıkacak. Bu doğan seçilime de hizmet ediyor diyor. Böylece de bu kadar da vahşi bakabiliyor. Çünkü diyor ki sürecin kendisi eliminasyona dayandığı için zaten vahşi. Ve bu anlamsız bir süreç. Adam diyor ki ben, bu anlamsızlık bana da sıkıntı veriyor. Ama ben ne yapıyorum diyor, kendimi oyalıyorum diyor. Yani bu kafirler bu anlamsız hayatı deşifre ettiklerinde bununla mutlu olduklarını söylemiyorlar. Hayır. Kendimizi bir şeylerle oyalayarak o hayatın acı ve anlamsız gerçeğini perdelemeye çalışıyoruz. O yüzden her gün bir eğlence koymaya çalışıyoruz. O yüzden alkol, uyuşturucu, böyle insan hissini... O yüzden bu ses, şey yapacak, üzerini örtecek kalabalık gürültü bizi iç dünyamızda, kendi o iç sesimizden, o yalan saydıkları iç sesimizden alıyor. Hani diyor ki 3 saat geçirmişim, vay be diyor. Ne güzel diyor, ne kadar vakit öldürmüşüm. Yani 3 saat kendimle baş başa kalmaktan kendimi meşgul ettim. Bir şeylerle nasıl geçtiğini bilmiyorum diyor. Ama şimdi yine kendimle baş başa kaldım. Yine hayatın o anlamsızlığını yaşıyorum. Acı gerçek. Acı gerçekler üzerime hücum ediyor. Adam Hollywood'un en büyük film yapımcılarından. Ben diyor, film yapıyorum, aktris seçiyorum. Bu esnada oyalıyor beni. Sahneleri çekiyorum vesaire. Bakıyorum zaman geçiyor. İşte böyle. Ama bir yere kadar, ondan sonra da kendimi öldüreceğim diyor. Ve bunlar bu dönemin insanların sözüm ona... enleri, yani en ileri seviyede olanları, bütün felsefeleri hayatın anlamsızlığı üzerine kurulu. Hayatın anlamsızlığı da yaradanı yok saymaya dayalı. Bu ikisi birbiriyle alakalı. Peki o zaman hayatın bir anlamı var ise bir yaratıcısı olmalı. Biz o zaman yaratıcısı var mı yok mu bilmiyoruz. Ama hayatın bir anlamı olsun diye çok sevdalı olduğumuzdan yaratıcıyı da kendimiz yaratıyoruz onlara göre. Haşa. Çünkü diyorlar bir kanıtı yok. Biz de diyoruz ki hayır, biz sizin dediğiniz gibi bir yalanı hoşumuza diye gidiyor diye kanıtsız, delilsiz sahiplenen kimseler değiliz. Hak dinde bu böyle değil.
Batıl dinlerde el hak doğru söylüyorlar. Batıl dinlerde bu böyle. Batıl dinler inancı kanıta dayalı olmayan, öylece kabul edersin, iman bu yani. Ve peşine gidersin, her şeyini bu uğurda adarsın. Gerçek midir, değil midir? Bunu zaten anlayamazsın, öyle bir ayırt ediciliği olamaz zaten. İnanç meselesidir bu. Batıl dinler böyle söyler. Onlar da bütün dinleri batıl gördükleri için bütün batıl dinlerin hepsini aynı tarif ediyorlar. Özellikle gençlerimize. Mesela bu tür toplantılarda işte siz Tanrı'ya inanmıyormuşsunuz dedikleri vakit diyor ki hangi Tanrı'ya? İşte şu Tanrı'ya mı, bu Tanrı'ya mı, bu dünya isim sayıyor böyle. Ve pek çok dinlerin Tanrı isimleri var böyle. Hangisine inanmıyormuşum ben diyor. Bununla yapmak istediği şey şu, etrafta pek çok din var ve hepsi bir Tanrı ismi söylüyor. Hani birine inansam diğerinin kafiri oluyorum, ona inansam ötekinin kafiri oluyorum. Böylece hepsinin aslında batıl olduğu, ben hepsinin batıl olduğunu söyleyerek kenara çekiliyorum gibi yapıyor. Bunda haklı mı? Kesinlikle la ilahe kısmında haklı, illallah kısmında haksız. Neden? Biz buradan nasıl çıkıyoruz? İllallah'ı nasıl ispat ediyoruz? Yegane tek bir Tanrı haricinde bütün Tanrıların batıl olduğu hususunda biz de ateistlerle aynı fikirdeyiz. İneklerin Tanrı olması batıldır. Putların Tanrı olması batıldır. Güneşin Tanrı edinilmesi batıldır. Ay'a tapmak batıldır. Güneşe, buluta, denize tapmak batıldır. Cinlere tapmak, cinlerin ilahımsı olduklarını düşünmek batıldır. Yapılara tapmak batıldır. Söz gelimi Kabe'yi ilah edinse batıldır. Efendim gökteki cisimlere tapmak batıldır. Efendim yerin kendisine arza tapmak batıldır. İnsanlara tapmak batıldır. Yani Allah'tan gayrı ilah gibi görmeye neyi yeltensek hepsi batıldır. Kureyş müşrikleri ve Allah'ın kızları diye meleklere tapıyorlardı. Batıldır. Hristiyanlar Allah'ın oğlu diye Hazreti Mesih'e tapıyorlar. Batıldır. Dolayısıyla dünyadaki bütün dinlerin ilah yaklaşımlarının hepsinin üstünü tek kalemle çiziyoruz. Batıl diye tıpkı ateistler gibi çiziyoruz. Ve yegane tek bir Tanrı diye Allah Azze ve Celle'yi istisna ediyoruz. Biz böyle yapınca onlar diyorlar ki bak senin yaptığın aynısını da onlar yapıyor. Onlar da kendileri dışındakinin hepsini çiziyorlar. Kendilerininkini ilah diye söylüyorlar. Biz de hiçbirinizinkini kabul etmiyoruz. Görünürde bu yaklaşım sanki kafa karıştırıcı gibi. Anlama birinci adımı attığımız yerde ben gençlere diyorum ki tut ki bir dünyaya gözünüzü açtınız. Yani kendimizi Hazreti İbrahim'in yerine koyalım. Bir dünyaya gözünüzü açtınız. Bazıları puta tapıyor. Bazıları krala tapıyor, Nemrut'a tapıyor. Bazıları Jüpiter'e tapıyor, gökteki cisimlere tapıyor, güneşe tapıyor. Bazıları aya tapıyor, bazıları güneşe tapıyor. Bazıları insanlara tapıyor, bazısı paraya, mala, mülke, servete tapıyor. Bazıları sevdiğine, aşık olduğuna tapıyor vesaire. Siz de Hazreti İbrahim gibi baktınız böyle şeylere. Dediniz ki ya güneş mesela. Ya buradan doğuyor, buradan geçiyor, gidiyor. Bir yörünge takip ediyor. Belli bir yörüngeye mecbur gözüküyor. Ay da öyle. Diğer varlıklar da bizim gibi cisimler gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanrı seçmenin yersizliğini keşfettiniz. Yani bu mesela cisimler değil mi? Katı cisimler. Katı cisimlerden tanrı seçecek olsak Hazreti İbrahim diyor ki benden daha düşük. Bak ben hareket ediyorum, canlıyım. Oraya gidiyorum, geliyorum, bir şeyi alıyorum, kolduruyorum. Ama bu duvar hep burada duruyor. Hani bu duvara ben bu duvarı kutsayıp kendimden daha yüce saymam ne kadar anlamsız. Kas katı bir şey. Taş öyle mesela, dağ öyle. Biz daha üstünüz, hareketliyiz bak. Gitse hayvanlardan ilah seçse kendisine, yine diyor ki Hazreti İbrahim'in bakış açısıyla bu hayvanlardan biz daha üstünüz. Hayvanlar evet yer değiştirebiliyor, yiyip içebiliyor ama akli melekeleri yok. Düşünemiyor,
Hayırlısını şerrinden ayırt edemiyor, plan proje yapamıyor, ileriye dönük projeksiyon kuramıyor, şiir yazamıyor, estetik zevkleri yok. Ben nasıl kendimi hayvan altına konumlandırayım, kalkayım, ineğe tapayım? Ben ineğe yarar sağlarım, inek bana yarar sağlayamaz. Ben inekten daha üstünüm. Onu bir yere bağlayabiliyorum, ahır yapıyorum ona, onu güdüyorum. Dolayısıyla cansızlardan ilah seçmemiz anlamsız. Kendimiz dışındaki hayvanlardan ilah seçmemiz, o da anlamsız. Kendimizden seçsek, bizim gibilerden, Hazreti İbrahim'in bakış açısıyla diyor ki, kendimiz gibi birini niye ilah edinelim ki? Ben kendimi aciz bulduğum için bir güce tapmak, onu kutsamak, büyük semek, tekbir etmek, onu yüceltmek istiyorsam, niye kendim gibi birini yüceltin ki? O da benim gibi bir arayış içerisinde. O da benim gibi zayıf. O da bunun ihtiyacı içerisinde. O yüzden bu Hristiyanlar Hazreti Mesih'i, annesini kutsayınca Cenab-ı Hak dedi ki "Mel Mesih ibn Meryem'e illa Resul." Ancak Allah'ın bir elçisi ve ummuhu saddika, annesi de tertemiz, saddika bir kadın. Sonra ne dedi? "Kana ya'kulani ta'am." Bu ikisi yemek yerlerdi. Demek istedi ki bunlar acıkıyorlardı. Sonra gelip yemek yiyorlardı. Daha ilerisini söylemedi ama anlaşılıyor. Bu yemeği de bilahare vücutlarından def ediyorlardı. Yani sizin gibi acziyet içerisinde yiyecek ki metabolizmasını çalıştırsın. Efendim gün geçtikçe eskiyecek, yaşlanacak, ölüme mahkum olacak. Dolayısıyla birbirinize sığınmanızın bir anlamı yok. Birbirinizi ilah edinmenizin eşdeğer durumdasınız. Eşit karşınızdaki de senin kadar eşdeğer acziyete sahip. O zaman bizim fevkimizde, bizim üstümüzde birileri var mı? Hazreti İbrahim'in hayata bir anlam arayışında yaratıcıyı keşfetmesindeki soyutlaması bu. Ne dedi? Bunların hepsini tüketince dedi ki inni vecehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard. Ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Artık var edilmiş bu yaratıklardan birini ilah edinmekten çıktı. Bütün varlığı yaratan diye bir tanıma gitti. Onu görüyor muyuz? Görmüyoruz. O yüzden ona dediler ki senin meçhul bir tanrın var. Bizim bakın tanrılarımız ineğe tapanın tanrısı orada. Efendim ağaca tapanın tanrısı orada, puta tapanın tanrısı orada. Yani senin dışındaki herkesin tanrısı bir yerlerde görünüyor, üstünü siliyorsun, önüne sunak koyuyorsun, ne bileyim yani. Sen nerede diyorsun? Bu soruya bir cevap vermiyorsun. Gelsin gitsin vesaire diyorsun, görelim, el dokunalım diyorsun. Sen sadece bir tanıma gidiyorsun. İşte ateistlere bizim verdiğimiz cevap da buradan geliyor. Bütün batıl dinlerin tanrıları yaratılmış, bizden daha edna şeylerden edinmiş müsemmayattan ibaret. Cenab-ı Hak dedi ki, اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا Bunlar isim sadece. Şöyle mesela Yahşi arkada gördüğünüz iki tane sütun var. Yani böyle görselerdi hoşlarına gidebilirdi, orayı kutsayabilirlerdi böyle iki sütun. Önünde git eğil mesela. Araya da Kabe de konulmuş. Yani tamam tapındın mı? Kabe üzerinden bile bazen bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani tapınıyor muyuz diye. Ben bir tarihte gençlerle Umre'ye gittim. Lise gençleri. Bunlar üniversite sınavı sonrasında aileleri bunları Umre'ye göndermiş. Ben de o yıllarda hocam dediler başlarında gitmek ister misiniz? Kısa süreli bir şey olunca hoşuma gitti. Gideyim dedim gençlerle. 3-4 gün gezip dolaşıp geleceğiz. Bunlar ama biraz böyle orta aile yani dindar değil de tam karşı taraftan da değil. Yani çok fazla dini bilgiler olmayan kesimden zenginlerin çocukları diyelim. Şimdi gittik Mekke'ye. Kabe'nin zemine matafa indik. İşte namazımızı kıldık, tavafımızı yaptık. Sonra otele geri döndüğümüzde, bunlar ilk defa tabii böyle bir ortamı yaşıyorlar. Huzursuz olmuşlar, rahatsız olmuşlar. Kendi aralarında konuşmuşlar böyle. Çok da bir korkuları yok öyle hani bize dinsiz denir falan diye.
Beni de biraz böyle onların deyimiyle açık fikirli görünce otelin lobisinde biri söz aldı. Dedi hocam dedi yani arkadaşlarla da konuştuk. Biz dedi niye o küpün önünde böyle yeri öptük dedi yani. Niye dedi ona böyle eğildik onun önünde yere serildik böyle herkes seriliyor ona tapıyoruz dedi. Rahatsız mı oldunuz dedim. Evet dediler yani. Yani yapı dediler taş dediler yani. Tanrı mı dediler yani. Dedim vallahi sizin bu dediğiniz şekliyle ben de rahatsız olurdum. Yanlış tabii ki. E niye böyle yapıyoruz dedi. Ben de onlara Kabe'nin hikayesini anlattım. Kabe Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'e mabet olsun diye dört tane taşı sıra çevirdiği bir mekandan ibaret. Temeli böyle. Birkaç taşın üst üste böyle sıralı konulduğu mabet edindiği. Giriyor onun içerisine. Üstü falan kapalı değil, duvarları yüksek değil. Yani orası taşları böyle sıralamış, orada ibadet ediyor. Böyle Hazreti İbrahim zamanına gelinceye kadar üstü kayboldu, yeri kayboldu. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e yerini gösterdi ve temellerini yükseltmesini istedi. Sonra ne oldu? Müşrikler putperestliğe geçince Araplar Kabe'yi puthaneye çevirdiler. Bildiğin küçük bir mescitken böyle kapısından giriyorsun, içeride namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun, çıkıyorsun. Böyle bir yerken Kabe'yi puthaneye çevirdiler. Orayı yönetim nüfuzlu kimselerin girebildiği yönetim yerine dönüştürdüler. Herkes de girmesin diye kapısını yükselttiler. Siz gidince şimdi ne görüyorsunuz? Kapı yüksek değil mi? Millet bakınca demiyor mu ya ben çocukken diyordum yani her yerin kapısı yani ayak şeyinde olur. Burayı böyle hani zıpla, devenin üstünden mi giriyorlardı buna? Hem niye öyle olsun ki? Onun bir hikayesi var. Müşrikler istemediklerini tekmeyi vurup Kabe'ye giremesin diye kapısını yükselttiler. Onun bir merdiveni oluyordu. O mesela Çağrı filminde görürsünüz o merdiven böyle basamaklı aşağı doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın bir zamanda bu çarpık manzarayı Hazreti Ayşe ile konuştu. Dedi ki, لَوْلَا قَوْمُكِ Şimdi bu gençler o esnada beni dinliyorlar böyle. Dedi ki, لَوْلَا قَوْمُكِ حَد۪يثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ Senin kavmin cahiliyeden daha yeni çıkmamış olmasaydı, yani daha dün kafirdiler, daha yeni çıktılar. Dün Kabe'yi, puthaneyi kutsuyorlardı falan. Yeni tevhide geçtiler. İçlerinde bazı belli duygular falan olabilir. Eğer öyle olmasaydı, İslam'a epeyce bir zamandır alışmış olsalardı, ne yaparmış Resulullah? Hadisin devamını bilen var mı? Buyurun. Lehedemtül Ka'bete. Kabe'yi yıkardım. İlk defa duyanlar çoklarınız. Resulullah sahih bir rivayette, sahihinde var bu rivayet. Allah'ın Resulü ben Kabe'yi yıkardım diyor. Çocuklar böyle gözleri fal taşı gibi. Yani o kutsadıkları ne bileyim böyle hani bazıları da böyle çaput mabut getiren var. Bir şeyler yapan var böyle. Hani dışarıdan bakan adam herhalde bu da bunların ilahı zannedecek yani değil mi? Öyle bir şeyden uzaklaşmış. Resulullah da diyor ki لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةِ Kabe'yi yıkardım. Ne yapacaktım peki yıkacaktım? وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ Onu yeniden yapardım. İki kapılı yapardım. Kapıları zeminden yapardım. Birinden girsin, namazını kılsın, diğerinden çıksın. Ve hatim kısmını da Kabe'nin içine dahil ederdim. O bir yuvarlak tarafı var Kabe'nin böyle. Dışından dolanıyoruz orayı. Orası aslında Kabe'nin dış sınırı. Fakat müşrikler geminin birisi karaya oturmuş. Gemiden getirdikleri tahtalarla, malzemelerle Kabe'yi yeniden yaptıklarında bakmışlar malzeme yetmiyor. Orayı da dışarıda bırakmışlar. Yoksa Kabe küp gibi de değil. Böyle bir tarafı böyle yassı bir dikdörtgen aslında Kabe'nin orijinal temeli.
Resulullah bu yeni yapısında orayı da içeri dahil eder. İki tane zeminden kapısını yapar. Mescide çevirirdim. Buradan girsin, namazını kılsın, diğer taraftan çıksın. Şimdi gençlere dedim ki, siz dedim Sultanahmet'te namaz kılacağınızda veya mahalle camisinde namaz kılacağınız zaman, cuma namazında özellikle geldiğiniz içerisi dolmuş. Ne yapıyorsunuz? Dışarıda tutuyorsunuz safları. Dışarıdan bakan ne görüyor? Sizi caminin duvarının önünde seccadesini sermiş kılıyor görüyor. Değil mi? Bir sıkıntı çekiyor musunuz camiye tapıyorum diye? Yok hocam, içerisi dolmuş, dışarıya taşmış. İşte Kabe'nin dışına olan taşmamız bu. Eğer Resulullah'ın dediği gibi olsaydı içeride namaz kılıp dışarıda taşmış dışarıya, cemaatin dışarı ve dünyaya taşmış hali, atamız Hazreti Adem'in temelini kurduğu küçücük mabedin üzerine bu kadar evladı gelmiş, çoğalmışlar, dışarıya taşıyor. Hepsi bu. Ha dediler. Demek olay o. Biz Kabe'ye tapmıyoruz demek ki. Hayır. Tapmak demek ondan hayır ve şer ummak demek. Biz diyor muyuz ey Kabe, İşte bu sınava gireceğim, sınavım iyi geçsin, aman Kabe. Diyor musunuz böyle bir şey? Kabe'den bir şey umdunuz mu? Ayağınız taşa değse ya Kabe yetiş dediğiniz oluyor mu? Ha, böyle bir şey deseniz zaten Resulullah'ın risaletiyle, mesajıyla tam tersi bir kulvara girmiş olursunuz. Bunu Kabe'ye deseniz de bir, buradaki camiye de deseniz bir. Yani Kabe özel olduğu için farklı değil. Duvara da deseniz bir, Kudüs'teki mabede de deseniz bir, ona ilahlık vasfı vermiş olursunuz. Bunlar cemadat, bunlar kas katı varlıklar. Hayvanlara deseniz aynı şey, ey inek gel bana yetiş, ey çiçek bana yetiş diye bunlara tapsanız, hayır ve şerri ondan bilseniz, hayata onların hükmettiklerini sanmaya başlasanız. Kimileri cinlere yapıyor bunu, cinlere sığınıyorlarmış. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ Ey cin, biz bu vadide bu gece kalıyoruz, bizi koruyasınız, bize mukayyet olasınız diye cinlere ilah rolü veriyorlar. Yahut kendisi gibi insanlara, işte Hazreti Mesih'e tapan, ey Mesih yetiş diyen, medet dileyen Mesih'e. Bunların hepsi bütün peygamberlerin Allah'tan getirdiği din ile taban tabana zıt bir şey. Biz bunları böyle anlatıyoruz ateistlere. O yüzden bizi batıl dinler ile asla karıştırmayın. Eşyadan, cansızdan ilah seçenlerle biz nasıl bir oluruz? Hayvandan, inekten, böcekten ilah seçenlerle biz nasıl bir oluruz? İnsandan, cinden ilah seçenlerle biz nasıl oluruz? Siz niye farklısınız derse, biz her şeyi yaratanı sadece ilah biliyoruz. Bu başka bir şey. Niye başka bir şey? Çünkü diyoruz ki biz bir varlığın içerisindeyiz ve bu varlığın bir var edicisi olması gerektiği bilincindeyiz. Bu asla hayali bir şey değil. Hayatımızdaki bütün tecrübelerimizle sabit olan bir şey. Çünkü yokluktan varlık öngöremiyoruz. Yani bunu birisi dese deli deriz. Yapanı olmayan bir varlık da öngöremiyoruz. Bütün tecrübelerimize aykırı, çocukluktan bugüne kadar. Yani yemek pişmişse biri pişirmiş demektir. Pazar yapılmış, eve getirmişse biri getirmiş demektir. Tarla sürülmüşse biri sürmüştü, bina yapılmışsa biri yapmış demektir. Şu bile ya en basit bir şey yani. Biri yapmış demektir. Şunu şeyin üzerinde görsek, şimdi NASA'nın yüzeyini tarıyoruz ya böyle. Uydularımız var NASA yüzeyi yörüngesinde. Şöyle bir şey görsek mesela. Ya diyeceğiz ki kesin buradan bir medeniyet geçmiş. Tam da üstünde medeniyet yazıyor. Yani yoksa bu şekliyle olmaz yani. Şunun kılıfı bile çok basit bir şey. Bak şu kılıfı bulsak orada yüzeyde. Deriz ki buradan medeniyet geçmiş. Böyle bir cihaza bunu kılıf olarak yapmışlar. Dünya kadar bunun üstünden geçecek ki konuşuruz. Bunu biri yapmış. Ve o yapan bunu bir bilimle, bir bilgiyle yapmış ve bir malzeme üretmiş diye. Bu bütün tecrübelerimiz böyle. Hayatta buna aykırı tek tecrübemiz yok. Yok. Yani pozitif bilim ne kadar kendisine pozitif dediğine bakmayın. Pozitif, en büyük pozitif tecrübemiz bu. En küçüğünden en büyüğüne bütün ürünlerin bir failin eliyle bilgi sahibi ve malzemeyle bunu yapan bir failin eliyle olduğuna şahidiz. O yüzden hayattaki en doğru soru bu. Kim yaptı bunu?
Yani odaya geldiğiniz odayı süpürmüş, temizlemiş. Kim temizledi bu diye sorarsanız çok haklı olarak. Her şey de böyle. Şimdi bu kadar hayatımızın en pozitif tecrübesini kalkıp hayatın kendisine tatbik ettiğimizde mi biz rüya görmüş, bir yalana adanmış, bir yalana sevdalanmış oluyoruz? Tam tersi, hayatta her şeyde karşımıza çıkan ve asla istisnası bulunmayan tecrübemizi hayata uygulamazsak biz o zaman kendimizi kandırmış oluruz. O yüzden hayatın bir var edeni olması gerektiği gerçeği bizim hayattaki bütün tecrübelerimizle kanıtlıdır. Tek bir tecrübemizle bile değil, bütün tecrübelerimizle kanıtlıdır. Her tecrübemiz bunu kanıtlar, bir yapanın olduğu. Ben bazen böyle gençlere gittiğim zaman onların bildikleri şeyler üzerinden söylüyorum. Diyorum ki mesela uçurtma. Şurada bir uçurtma masanın üzerinde. Ne gerektiriyor? Bir, malzeme gerektiriyor. İki, bilgi gerektiriyor. Üç, bir yapan gerektiriyor. Malzemeyi getirsek, koysak buraya, bilgiyi de yanına koyduk böyle, içinden çıktı kağıt. Şöyle yapın, buraları deliğin, geçirin, şuraları böyle yapın, böyle yapın. Bunları yan yana koysak uçurtma olur mu? Olmaz. Birinin oradaki bilgiye uygun olarak bu ipi, çıtayı, kağıdı iç içe geçirip bu uçurtmayı yapması lazım. Bu şaşmaz yani. Bütün tecrübelerimiz de böyle. Doğru mu? Doğru. Eğer geldik ki uçurtma yapılmış, ne diyeceğiz? Kim yaptı bunu diyeceğiz. Bize kimse bu bilgiyle bu uçurtmayı yan yana koyduk, bunlar uçurtma oldu diye yutturamazlar. Çünkü böyle bir tecrübemiz yok. Bu makul değil. Dolayısıyla hayattaki bütün kanıtlarımız, bütün yaşadığımız tecrübeler bir ürün ortaya çıkmışsa, bir netice ortaya çıkmışsa bunun bir malzemesi, bilgisi ve bunu yapan birisi var dedirtir. O yüzden biz Hazreti İbrahim'in yaklaşımıyla gökleri ve yeri var eden diye varlığın kendisi üzerinden, varlığın kendisi burada. Varlığın kendisi üzerine, kendi varlığımız da burada, bizi var eden dediğimiz o kudrete tapıyoruz. O da diyor ki ama görmüyoruz onu. Görmüyorsun ama, yani kendisiyle ama neticesiyle karşılaştın. Biz denklemde bir şeyin yerini kapattığımız zaman ne olduğunu kestiremiyor muyuz? Mesela 5 artı 2 eşittir 7 dedik diyelim, değil mi? Çocuk bakıyor, 5 artı 2 eşittir 7. Tamam. Bu 2'yi kutunun içerisine koyuyorlar. Sonra 5 artı kutu eşittir 7. Kutunun içinde ne var diyoruz çocuğa. Çocuk o kutunun içindekini görmüyor aslında da. Ama ne diyor? 2 var diyor. Çünkü 5 ile ancak 2'yi toplarsam 7 eder diyor. Ne yaptı bunu? Kestirdi. Kesinlikle onun içinde 2 var diyor. Adım gibi eminim. Görmüyor ama hesaba düştü çünkü. Şimdi modern bilim uzayda karanlık maddeyi kestirdi. Hesaba düşüyor. Ama ne ölçebildi, ne tartabildi, ne hacmine tanık oldu, ne kütlesine. Bunlarla hiçbiriyle yakalayamadı. Kağıt üstünde hesapta yakaladı. Hesapta yakalayınca dedi ki böyle bir şey olmalı. Çünkü hesapta etkisini görüyorum. Sen orada hesapta etkisini görünce varlığına hükmediyorsun da biz elektriği de görmüyoruz yani. Ama hep hesap üzerinden onu yönetiyoruz. Varlığına hükmediyoruz. Sonuçlarını görüyoruz. Motoru çeviriyor ya. Ama kendisini görmüyoruz. Dolayısıyla bize bu denli materyalist bir yaklaşım ile varlığı sonuçlandırmış bilgisiyle nakış nakış bunu işlemiş. İçini açtığınız zaman hücrede muazzam ilim görüyorsun. İçini açtığınız zaman maddede muazzam ilim görüyorsun. Çıkar çıkar bitmiyor. Kağıtlara, kitaplara doldur, ansiklopedilere doldur. Bitmiyor. Ve bunu ürüne dönüştürmüş. Sistematik bir sonuç ile muazzam bir hayat bir o kadar da güzel. Birbirimizle boğuşuyoruz paylaşırken. Yaratmış. Bir benzeri var mıdır diye etrafta sürekli arıyoruz, yokluyoruz. Dolayısıyla bunun sahibi ve var edicisi dediğimiz kestirmemiz kesinlikle kanıtlıdır. Akletmeye dayalıdır. Var edenin bir var edicisi olmalıdır. Orada diyor ki peki o zaman kendini niye sakladı diyor.
Buradan anlama geçeceğim ve inşallah oradan bitireceğim. Geçenlerde böyle bir azılı bir ateist bir moderatörle çıktığı bir programda Batı dünyasında konuştular. Adam iyi sıkıştırdı. Bilmiyoruz demeye getirdi. Yani nasıl oldu bilmiyoruz. İlk maddenin orijinini bilmiyoruz. Canlılığın orijinini bilmiyoruz. Yani sadece bir çeşitlenmeye dair bir senaryoları var. Onu da her şeyin açıklaması gibi yutturmaya çalışıyor. Aynı hokkabazlar böyle bir şeyler yapar. Sonra yutturur ya. Değişim ve dönüşüme dair bir bazı lakırdıları var. Bunların da asla geri planda bir izi, kanıtı bulunmuş değil. Kesinlikle kanıtsız. Dediklerine göre, yani Darwin'in dediğine göre sayısız olmalı. Geçiş formaları, milyarlarca yıl yerin altı. Kaynamalı bunlarla. Yok, hiç yok. Bir tane bulunca dünyanın harikasını bulduk diye düğün dernek ediyorlar. En son buldukları İDA'ydı. Google kendi yazılımını bile İDA'ya uygun çevirdi. Sonra aslında Lemur oldu, ortaya çıktı. Dünyanın 8. harikası dediler. Filmini bile yaptılar. Boş çıktı. Öyle milyonlarca, trilyonlarca. Onu bile, o senaryoyu bile her şeyin açıklaması gibi göstermeye çalışınca adam dedi ki ya bana ilk başta amino asitin oluşumunu anlat. Mitokondrin oluşumunu anlat. Organellerin, sistemin başlamasını, kendisini, kendi replikasyonunu üretme istidadını anlat falan. Bilmiyoruz. Peki bilmiyorsunuz dedi. Ben sana dedi bu kadar böyle... o ara dedi ki belki uzaydan gelmiştir dedi. Yani belki evrimsel süreçler uzayda oldu. Uzaydan getirdi buraya. Tohumları döktüler falan diye. Artık kanıt burada yok ya. Uzay dediğinde çok geniş bir yer. Dolayısıyla kanıtsızlığı bize uzaya göndererek yutturacak. Daha birileri burada müzeye git bak diyor. O da uzaya git bak dedi. Sonra bizim moderatörüne dedi ki sana dedi dostane candan bir soru soracağım dedi. Ve bununla programı bitireceğim dedi. Buyur dedi sor. Tut ki dedi öldün. Öldün hakikaten geçiş yaptın. Aynı rüyadaki gibi oldu. Yok olmadın. Geldiler götürdüler seni. Ve Tanrı'nın önüne çıkardılar. Onların deyimiyle söylüyorum. Yani ne derdin ona dedi yani. Hani bir şey kendini böyle bir hayal et. Ona ne söylerdin dedi. Bu önce ya ben zaten kabul etmiyorum ne tanrısı falan böyle soru olur mu diye pis pis güldü. Başlayın ifademi böyle. Ya Richard yapma söyle buna bir cevap falan dedi. Senaryoya dayalı bir soru söyle bunu deyince dikkat edin vereceği cevaba. Dedi ki ona derdim ki kendini saklamak için niçin bu kadar zahmet et? Niçin kendini saklamak için bu kadar uğraştın derdim. Bu cevap çok şey saklı içinde. Yani olduğu gerçeğini hisseden ama değil mi ki tanık değilim, karşı karşıya değilim, o yüzden inkar etmekte haklıyım diye kendisini aklamaya çalışan materyalist bir düşünce bu. Halbuki gözle görmediği, elle dokunmadığı hayatta bile nice şey var, varlığını kestiriyor. Kendi varlığımız da böyle bu arada. Dikkat edin Cenab-ı Hak zatıyla bizim kendi varlığımızın hükmünü eşleştirmiş. Yani Allah'a yok dersen kendine de yok demek zorunda kalıyorsun. Neden? Allah'ın için yok diyorsun. Onu ölçemediğin, biçemediğin, tartamadığın, teraziye koyamadığın, hacmini bulamadığın falan değil mi? Peki kendine teraziye koyabiliyor mu? Yani ölmüş adamla canlı adam arasındaki fark ne mesela? Teraziye konuyor mu? O ruh dediğin şey yakalanıyor mu? Manyetik... İle mi yakalıyorsun? MR'da mı görüyorsun? Yok, hiçbir şey de görmüyorsun. Sadece eylemleriyle, sonuçlarıyla varlığına hükmediyorsun. İçeride bir şey var ki bana konuşuyor, bir şeyler yapıyor, oturuyor, kalkıyor bir şey. Bu bedeni hareket ettiren, bu organizmanın içerisinde bana seslenen, kendisini bana sevgisiyle belli eden, konuşmasıyla belli eden. Yoksa diyelim ki ölmüş senin deden, gittin mezarına. Hayattaki dedenin aynısı orada var mı? Bütün maham maddesiyle var. Ama sana bir karşılık veriyor mu? Yok. Yani beden, mumyalanmış beden de öyle duruyor. Dolayısıyla kendi varlığımız bile dışa vurduğumuz sözlerle, eylemlerle, seslerle, duygularla ancak
ayetleriyle, yani dışa vurduğu kimin davranışla çıktıları üzerinden kestiriliyor. Biz birbirimizi öyle kestiriyoruz. Gelsek ki ses vermiyor, cevap vermiyor, içeride artık o yok deriz yani. Bedeni velev ki elimizde olsun. Vururuz böyle, kendine gel, uyan, ses ver bana. Ses ver bana derken kaşına, gözüne, eline, ayağına mı diyorsunuz, içerideki ruha mı diyorsunuz? İçerideki ruha diyorsunuz, gitmişse. Şimdi o diyor ki, bilim diyor ki öyle bir şey yok. Biz içeri girdik, her tarafa baktık. Ya senin baktığın şeyler ya hacimle yokluyorsun, ya kütleyle yokluyorsun, ya belli manyetik şeylerle yokluyorsun. Dün manyetik bilmediğin zaman sadece kütle ve hacimle yokluyordun. Onun haricindeki her şeyi yokluyordun. Ama şimdi biraz daha geliştirdin, başka boyutlarda da gözlem yapabiliyorsun. Peki bize bu sonuçları veren, sesiyle konuşan, gülen, eğlenen, arkadaşlık eden, şiir yazan bu insan varlık yok muydu yani? Dolayısıyla Yaradan'a yok deyince bilimin bize de yok demesi mecburiyetten. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki Allah'ı unutmayın, size kendinizi de unuttururum. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı yok saymak, onun varlığını inkar etmek bizi bir yerden sonra kendimizin de yok olduğunu söylemekle karşı karşıya bırakıyor. Demek ki biz de yokuz. Çünkü bu bedenin içerisinde öyle özel bir yer yok böyle. İçinde değişik bir ışınlamanın olduğu ruh denen falan. Yani bilim göremediği için yok diyor. Ama ya diyor ki biz varız ya, nutkum şu benim nutkum var ya içeride konuşuyorum kendime. O yok nasıl? O yoksa zaten onun haricindeki şeylerin varlığı ne anlamı var? Cenab-ı Hak ise bize vaat ettiğinin gerçekliğini nasıl söyledi? فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Cenab-ı Hak vaat ettiği o ahireti, gerçeği, hak oluşunu sizin nutkunuz kadar gerçek dedi. Bizim elimizde en gerçek olan, en çok gerçek olduğunu söyleyeceğimiz şey ne olabilirdi? Tuttuğumuz mu? Sarıldığımız mı? Anamız mı? Babamız mı? Hayır. Demek ki en gerçeğimiz nutkumuz. Uykuda bile bize eşlik ediyor. O yüzden hani demiş ya felsefeciler, düşünüyorsam öyleyse varım. Düşünüyorsam dediği o iç nutk eylemi. Cenab-ı Hak nutkumuzun gerçekliğiyle bize vaat ettiğinin gerçekliğini bize ifade etmiş. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Şimdi ya var edenin gerçekliğini aklederek yaratıcı olmalı, yaratıcı olmadan varlık olamazdı. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Hiçbir şeyden mi oldunuz? Hayır. Siz mi kendiniz kendinizi yarattınız? O da hayır. O zaman sizin bir yapanınız var. O yapanınız, var edeniniz, yaratanınız. Biz ona yüzümüzü dönüyoruz. Eşyaya, emtiaya, varlığa, cisimlere tapmayız. Yaratan, var eden kudrete taparız. Ona da bizim elimizde öyle senin dediğin gibi bir isim yok. Gencim bir dedi ki ben bir ara bütün isimler, madem dinlerin hepsi bir isim söylüyor, hepsini attım kenara. E dedim o zamanlar mesela ne yapıyordun Tanrı'yla, nasıl konuşuyordun konuşacağın zaman? Diyordum ki ey beni yaratan diyordum mesela, sağlam. Ya dedim zaten Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve bütün peygamberlerin Cenab-ı Hak'tan getirdiği yaklaşım bu. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Ben beni yaratana niçin kulluk etmeyeyim? Biz bizi yaratana kulluk ediyoruz. E diyor ki Allah dediğin kelime Arapça bir isim, özel bir isim değil mi? Hayır dedim, yegane tek bir ilah demek. Sen yegane ilah desen, İngilizce'de mealler yazılınca sordular biz ne diyelim diye. Sizde Tanrı nedir? God. E the only one God derseniz olur. Yegane Tanrı demek. Cenab-ı Hak ayette dedi ki ister Allah deyin, قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوِ دُعُ الرَّحْمَانِ ister Rahman deyin. اَيَّمَّا تَدُعُوا Hangisiyle seslenirseniz seslenin. فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Bütün güzel isimler odur. Desen ki ey gökten suyu indiren, ona seslenmiş olursun. Desen ki ey anne karnında rahimlere, rahimlerde ceninlere suret ve şekil veren diye seslensen, ona seslenmiş olursun. Ey bu kış zamanı bu kadar canlıyı karın altında yedirip içirip doyuran, ona yol göstermiş, nasıl barınacağını öğretmiş olan desen, ona seslenmiş olursun. Ey bu arıyı yaratmış, ona nasıl yaşayacağını
göstermiş olan desen ona seslenmiş olursun. Etrafta varlığa kudretini işlemiş ve onu yapmakta olan, bizim gözümüzün önünde yapıyor. Ey güneşi çekip çeviren وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Cenab-ı Hak onun o yürüdüğü müstakarrını, güzergahını Allah'ın koyduğu bir güzergah. Ey bu güzergaha güneşi oturtmuş ve ona yol koymuş olan diye seslensen, ona seslenmiş olursun. Biz böyle bir hak dinin mensubuyuz. Asla kanıta dayalı olmayan, delilsiz, saçma bir şeyin peşinden gitmiyoruz. Delil bizim kendimiz. O fi enfusikum. Cenab-ı Hak siz de Allah'ın ayetisiniz. Efela tubsirun. Görmüyor musunuz dedi. O yüzden Kur'an'da bir ayette Cenab-ı Hak kul ya eyyuhen nasu, ey insanlar, in kuntum fi şekkin min dini. Siz benim dinimden yana bir şek üzereyseniz, bakın beni dinleyin. Bir şek ve şüphe olmadığını göreceksiniz benim dinimde. Benim dinimde fela a'budullezine ted'un min dunillah. Allah'tan gayrı çağırdığınız hiçbir şeye ben kulluk etmem. Taş olsun, kuş olsun, ağaç olsun, meleğe bile çağırsan yani. Yaratılmışa çağrıda bulunur mu? Ey Cibril, bana yardım et dese, sen ne diyorsun deriz ya. Ne diyorsun, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yegane tek bir ilah var. Biz sadece ona sesleniriz. Her yerde duyan, her yerde yetişen ilah ancak bir tanedir. O senin dediğin bir kul. Allah'ın emriyle hareket eder. Dolayısıyla yegane tek ilah yaklaşımımızın, batıl dinlerin ilah yaklaşımlarından akla kara kadar farklı ve ayrı olduğunu ve kanıtlı olduğunu, biz varlığın var edicisine tapıyoruz. Biz göğün yerin yaratıcısına tapıyoruz. Biz bizi yaşatana. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki şüphe içerisindeyseniz beni dinleyin. Ben sizin Allah'tan gayrı taptığınız hiçbir şeye tapmam. Ben kime taparım? وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ Sizi günü gelince vefat ettirecek olana tapıyorum. İleriye dönük bir adresleme yaptı. Karşındaki kişi o esnada günüm gelecek ve ben vefat edeceğim. O hükmün sahibine tapıyormuş. Yani ilahımızı karşı tarafın mahkum olduğu hükmün sahibi olarak tanıtıyoruz ona. Nasıl oldu şimdi? Benim üzerimde böyle bir hüküm yok de bakayım. Ben ölmeyeceğim de bakayım. Beni var eden öldüremez de bakayım. Böyle bir hükme boyun eğmiyorum de bakayım. Nahnu kaddarna beynekumul maut. Aranızda ölümü biz takdir ettik. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Kesinlikle geçilecek, aşılacak değiliz. Seni öldürecek olan kudrete tapıyorum. De ve secdeye git. Anlasın ki kesin bu mutlak bir ilaha, her canlıya kullu nefsin daikatul maut. Hayatı bahşetmiş ve öldüren yegane ilaha tapıyor. Bunun kanıtı hayatın kendisi. Hayatın işleyişi, hayatın varlığı, hayattaki her bir ilmi süreç ayet ayet. Her bir formül ve hayattaki bu yeknesaklık maddeye, her şeye kanunlarını işletmiş. Eğer varlıkta böyle kanun, varlıkta böyle bir bilgi aramıyorsak nasıl bilim yapabiliriz? Ona bu işleyişi kazandırmış, bilgi üzere sistematik kılmış, yeknesak bir biçimde her yerde geçerli bir yapı oluşturmuş bir ilah yok ise biz hangi an düşünceyle bilim yapıyoruz? Sahipsiz, karma karışık, her yerde ayrı rastlantısal bir süreç işliyormuş, öyle mi? O yüzden burada yazılan makale başka yerde de geçerli oluyor. Demiyorlar ki orada öyle olmuş, burada böyle olabilir. Her rastlantıya ilerleyen bir hüküm sahibinin her şeye hüküm geçirdiği bir yer değil burası mı diyorlar? Hayır. Her yerde geçerli olan hüküm sahibinin ilmiyle tanzim ettiği, düzenlediği bir hayatın içerisindeyiz. Her şeye böylesine mikro düzeyden makro düzeye formülasyon kazandırmış, hikmet kazandırmış kudretin bu varlık içerisinde en göze gelir varlık olarak bizleri öylesine yaratmış olduğunu mu hükmedeceğiz? Arıya bile yolunu göstermiş, fareye nasıl yaşayacağını göstermiş, diğer canlılara güneşe yörünge tayin etmiş, ağaçlara her bir yaprağı üzerinden onunla ta o kadar uzun mesafeden gelen ışıkla etkileşip fotosentez yaptıran Cenab-ı Hak. Her şeyi denge üzerine kuran Cenab-ı Hak.
Bizi başıboş anlamsız mı yaratmış? Ya yaşayın öyle, ölün gidin diye. Buna asla evet diyemeyiz. Mantıklı gelmez bize. Bizim burada bir sürecimizin bir anlamı olmalı. O yüzden Cenab-ı Hak اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Siz sandınız ki öyle mi? Biz sizi abes yarattık. Anlamsız. Boş duruyorduk. Böyle canımız sıkıldı. Bir şeyler yarattık. Sonra da bıraktık gittik öyle. Kim kimi vuruyor, kim kimi kırıyor, kim kime eziyet ediyor. Umurumuzda bile değil. Ne oluyorsa oluyor işte. Öyle mi? Bunu nasıl ihtimal verebilirsiniz? Atomun içerisinde bile efendim sistem kuran Cenab-ı Hak, her şeye düzen kuran Cenab-ı Hak, minicik parçalıkçıklar bile, hayatta her yerde muazzam bir sistem kuran Cenab-ı Hak, bizi sistemin parazit, başıboş varlıkları olarak anlamsız mı kılmış? Hayır. Geliyorum niçin sakladığına Cenab-ı Hakk'ın kendisini ve bitiriyorum orada. Onun sorduğu, ona derdim ki niçin kendini bu kadar sakladın? Bu bizim hayatımızın anlamıyla doğrudan ilişkili aslında. Şimdi böyle gençler oturuyor, ortaokul öğrencileri olur, lise öğrencileri olur. Onlara bir video izletiyoruz. Videoda bir sokak var. Sokaktan insanlar geçiyor. Bunlar da sokağa düzenek kurmuşlar. Yerde çok kıymetli bir para var. Böyle çok kıymetli bir para. Adam geliyor, geçiyor. Parayı görüyor. Etrafa bakıyor, kimsecikler yok. Bir şey düşürmüş gibi yapıyor. Cebine koyuyor. Böyle bir şey ben izledim yani. Hayali konuşmuyorum. Yap. Bizimkiler de böyle sotede kameralarını kurmuşlar. Milleti sosyal deney falan şakalıyoruz diye öyle çekiyorlar. Adam üç adım gitmeden hemen karşısına çıkıyorlar. Beyefendi işte o parayı biz oraya koymuştuk, sosyal deney yapıyoruz veya sizi şakaladık. Bizimki mahcup oluyor, cebine attı ya, o hareketlerin hepsinin kameraya yakalandığını anlıyor. Bazı işte bunu yayınlayacak mısınız diye soruyor. Çünkü alemi rezil olmak var. Ondan sonra yok yok yayınlamayacağız diyorlar bazılarına. Ya ben zaten diyor karakola götürecektim. İşte parayı zaten fakirlere verecektim. Bilmem ne. Namerdin eline geçmesin diye aldım falan. Toparlamaya çalışıyor. Halbuki göz göre göre attı. Cebellezi derler buna. Cebine attı işte. İkinci, üçüncü böyle çokları cebine atıyor. Çocuklar gülüyor. Aa ikinci geldi. Konuşuyorlar, bu da atar, bunun tipinden belli falan, kayık bu, böyle o da alıyor atıyor falan. Çocuklar bizim onları nasıl bir deneyin içine aldığımızın farkında değiller. Sonra bir tanesi geliyor, böyle parayı görüyor, şöyle bakıyor, ucundan tutuyor böyle uzaktan bakıyor, bakıyor birilerini falan, kimseyi göremeyince. Orada ileride sağda arkası dönük bir temizlik görevlisi var. Ona böyle arkasından gidiyor, vuruyor. Diyor ki böyle biri bir şey düşürmüş. Bu arada para çok kıymetli. Hani gelir olur buraya döner, sorar. Siz madem buradasınız, belli ki oturuyorsunuz burada. Hani başka birilerinin eline geçmesin. Siz de dursun, gelince de sahibine verirsiniz. Demeye kalmıyor. Bizim kameracılar çıkıyorlar, geliyorlar, tebrik ediyorlar. Bravo diyorlar. Yani bir tek siz böyle güzel davrandınız, tebrik ederiz falan filan. Bu da artık övünüyor böyle. Kameraya bakıyor, el sallıyor. Şimdi bizimkilere diyoruz ki çocuklara. Böyle gözünü yakaladığımız birine diyor ki, sen olsaydın ne yapardın? Birin duruyor. Hocam ben o sondaki arkadaş gibi. Temizlikçiye verirdim. Tabii tabii. Değil mi? Etrafında arkadaşlar bir şeyler diyorlar o esnada ona ama. Yok hocam ben yani. Peki ötekine soruyoruz. O da ben de o sondaki gibi diyor. Neredeyse hepsine soruyoruz. Hepsi biz dürüst davranır. Parayı cebimize atmazdık. Oradaki o temizlikçi arkadaşa bırakır giderdik diyorlar. Biz de bunlara diyoruz ki yani buna çok güvenemedik diyoruz. Aramızdan hiç mi çıkmaz ya? Sokakta geçenlerin tamamına yakını cebine attı. Burası hep böyle dürüst, iyi kimselerle mi dolu? Hocam bizim sınıfı sen bilmiyorsun. Biz şöyleyiz, böyleyiz. Peki diyoruz ki biz onlara, biz bunu bir yoklamanın yolunu biliyoruz. Birdenbire ortama bir sessizlik çöküyor. Nasıl yoklayacaksınız? Diyoruz ki hemen perdeyi kaldırıyoruz. Orada bir bilgisayar, böyle kutu gibi bir ortam getirmişiz. Orada böyle elektrotları falan bağlıyoruz. Eldivenler giydiriyoruz. Genişçe bir gözlük böyle. Geliştirilmiş
aygıtlar böyle bunlara. Diyoruz ki böyle Matrix'teki gibi burada uyuyacaksınız ve birden kendinizi bir sokakta yürüyor bulacaksınız. Ve biz tam da demin izlediğiniz şeyi orada hazırlamış olacağız size. Parayı ayağınızın altında göreceksiniz. Aynı rüyadaki gibi. Varsa ki rüyada birden işe gidiyormuşsun. Elinde çantan falan. Ve parayı alıp almayacağınıza bakacağız. Dediniz ya hani siz, biz parayı almayız, sahibini ararız diye. Herkes şok. Çocuklardan biri soru sordu. Dedi ki, hocam dedi, biz şimdi oraya girdiğimizde hani burayı hatırlayacak mıyız dedi. Biz de güldük yani. Hatırlarsanız niye o kadar yerin içerisinde koyuyoruz sizi? Aslında orada oluşturduğumuz ortam gayb dediğimiz ortam. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Çünkü üzerimizden baskı kalkıyor. Yani Allah'ı aşikar görsek, meleklerini aşikar görsek, irademiz kalır mı? İrademiz kalmaz. İrademizin kalıp kalmaması başka bir şey. Doğruyu yanlışı ayırt etme imkanımızın hala olup olmaması başka bir şey. Bu ikisini karıştırmayalım. Biz burada Rabbi bir yer var edenin olması gerektiğini kestirebiliyoruz. Ama doğrudan karşı karşıya olmak, o zaman daha iyi kestirirdik, işte ne güzel görürdük diyen adama diyoruz ki, ama bu kez iraden kalmaz. Yani irade, Cenab-ı Hak izole bir ortamda irademizi bize oluşturmuş. O zaman çocuğun biri diyor ki, hocam orada yürürken yerdeki parayı alıp cebimize atmanın yanlış, oradaki temizlikçiye vermenin doğru olduğu bilincimiz olacak mı? Tabii ki olacak. Tıpkı şu anda bu ortamda bir ya var eden olması gerektiğini akledebilmemiz gibi. Doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin, adil ve zalimane olan ayrımları yapabilmemiz gibi. Ama öncesini hatırlamıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize emaneti arz ettiği zamanı hatırlamıyoruz. Göklere yere emaneti arz edip, gönüllü olarak onu sevip sayacağımıza dair iddiamızı gerçeklemek için böyle bir ortama bizi, böyle bir ortamın bize arz ettiği, gelin öyle bir ortama sizi sokayım, beni gerçekten sevip sayacağınızı gösterin. Ben kendimi görünüm, sizin görüş alanınızdan çıkarayım ama benim varlığımı kestirebilecek akletmeyle sizi donatayım. Doğruyu yanlışı, güzeli çirkini ayırt edecek donanımlar vereyim. Ve siz beni tamamen kendinizi serbest hissettiğiniz bir ortamda iddia ettiğiniz üzere sevip sayacağınızı gösterin. Böylece aramızda gerçek bir sevgi ilişkisi oluşsun. Çünkü diğer türlü gerçek bir irademiz olmadığı zaman herkes Cenab-ı Hakk'ı ya Rabbi seni çok seviyorum diyor. Gökleri yere seslenmiş Cenab-ı Hak. İ'tiyata ve'en evkerha. İster gönüllü ister gönülsüz gelin. قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Demişler ki gönüllü geldik ya Rabbi. İyi de gelmeme ihtimalin yok ki. Hazır gelmişken de gönüllüyüz diyorsun. Bizim çocukların hepsinin dürüst olurduk demesi gibi. Peki size gelmeme imkanını açsam, gelmeme imkanını açsam, böylece gönüllü olmayanlarınızın gelmemesi mümkün olsa, nasıl yapacaksın ya Rabbi bunu? Özel bir ortama sizi sokacağım. O özel ortamda üzerinizdeki baskıyı kaldıracağım. Şu an o baskı yok üzerimizde. Ama akleden yanımızda var edeni kestirebiliyoruz. Kutunun içerisinde gibi. Olması gerektiğinin farkındayız. Üzerimizdeki doğru yanlış, iyi kötü, temiz kabiliyetlerimizle sorumluluğumuzu keşfediyoruz. Ve yine akleden yanımızda bunun bir sonucu olması gerektiğini kestiriyoruz. İyilerin, kötülerin toprakta eşitlenmeyeceği, güzel davranışlı olanlarla kötü davranışlı olanların toprakta eşitlenmeyeceği, bir sonuca, bir anlama, kalıcı bir gerçekliğe dönüşeceği beklentisini kestirebiliyoruz. Bu üzerine bastığımız, ayakla bastığımız toprak kadar gerçek, içimizde düşünüp hissettiğimiz gerçek, nutkumuz kadar gerçek. Tüm bunların üzerine bir de vahiy gelip bunun üzerinden geçiyor. Yani hayatı okuyarak zaten sonuçlandırabildiğimiz şeyleri vahiy gelerek üzerinden geçiyor. Bir yaratıcı olduğu gerçeğini kopya verir gibi sınavdakilerin eline yeniden haber veriyor. Ondan sonra tam da beklentimize uygun olarak bir ahiret gerçeğinin olduğunu vahiy üzerinden haber veriyor.
Ve gelen vahyin de beşer ürünü olmadığı gerçeğini deşifre edebiliyoruz. Bu bizim dinle olan buluşma arayüzümüz. Öyle olmasaydı her Allah'tan geldim diyeni peygamber sanmamız gerekirdi. Dolayısıyla Allah'ın kitabını elimize aldığımızda hayata dair okumalarımızla, deminden beri konuştuğumuz bingo okumalarımız, makro okumalarımızla vahyin, kitabın bize verdiği bilgiler okuduğumuzda evet bu hayatın sahibinin sözleri olmalı dedirttiği zaman bizim Resulullah'ın risaletine tanıklığımız gerçekleşiyor. Bunu sen uydurmuş olamazsın. Bu kesinlikle şu güneşi yüzdüren kudretin sözü. Bu kesinlikle beni anne karnında şekillendiren kudretin sözü. Yanılmaz. Kesinlikle doğruya iletir. Bu bizi artık vahiy ile somut bir biçimde birleştiriyor. Yani hayata dair okumalarımızla vahyin buluştuğu yerde artık ahirete yakın düzeyinde bilinç ile bağlanıyoruz. Yaradan'ın varlığına ve birliğine, şehadet üzere yani gözle görürcesine tanıklıkla bağlanıyoruz. Ve bütün ümidimiz ve anlam bizi bekleyen sonsuz gelecekte yaratıcımızla olan sevgili hayatımız. Yuhibbuhum ve yuhibbuna. Radiyallahu anhum ve radu'an. Allah'ın onları sevdiği, onların Allah'ı sevdiği. Allah'ın onlardan razı olduğu, onların Allah'tan razı olduğu. İnnel muttakine fî cennâtin ve nehar fî mekâdi sıdkın inde melikin muktedir. Muttakiler cennetlerde, nehirlerde. Bu geçici mi? Bir süreliğine mi? Hayır. Tilkel cennetu leti uretumuha. Artık o bize, biz onun varisleri olduk. Artık o bizim. Hep bizim. Halidine fiyâ ebede. Sonsuz varlıklarımızla ebediyen. Onun da bir sonu olsa, o zaman bu dersi bir daha başına geri dönersin. O da sıfıra çıkıyormuş dersin. O da anlamsız olur. Çünkü anlamın ilk karakterini konuştuk. Esas karakteri kalıcı olması. O yüzden cennete girenler dediler ki Elhamdülillahillezî ehallenâ dâral mukâmeti. Bu kalıcı yurda bizi sokan Allah'a hamdolsun. Onlar oradan asla çıkacak yahut yok olacak yahut ölecek değiller. Hayatın ilerlediği asıl ve yegane anlam Cenab-ı Hak ile bu gönüllü ilişkide üzerimizde hiçbir baskı yokken sevgi ilişkisini kurup onu sayarak yaşadığımız bu hayattan uykudan uyanır gibi girdiğimiz anı hatırlayacağımız. Cenab-ı Hak uyku tecrübesini bize bunun için bir numune olarak bırakmış. Böyle ölürken vefat edince birden hayata girdiğimiz yerdeki meleklerle karşılaşacak gibiyiz. Çıktın mı ben hayattan? Çıktın. Ha belki girerken de şöyle diyorlardı. Şimdi burayı hep unutacaksın. Yani şimdi birden bir anne karnında bir cenine üfleneceksin. Sonra böyle etrafa bakacaksın. Buraları hiç hatırlamayacaksın. Orada yetişeceksin, büyüyeceksin. Ama sende bir akletme olacak. Kim yaptı buraları? Niçin oldum? Öyle leyleklere falan inanmayacaksın. Var eden bir kudretin sana kaş, göz çizdiğini, tırnak verdiğini, göz, kulak, dişler, gün gelip böyle adam ettiğini. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُولًا. Sen seni önce topraktan, sonra nutfeden yaratan, sonra ayaklandırıp adam eden kudreti mi yok sayıyorsun? Onu tanıyacak, onun huzuruna çıkabileceksin. Ey beni yaratan kudret diye irtibata geçeceksin. Aman aklettiğin şeyleri göz ardı etme. Hayatta bazı arzuların olacak. Arzular seni aklettiğin hakikatten uzağa çekmeye çalışacak. Kendisine çekmeye çalışacak. Yaradanı yok saymayı, göz ardı etmeyi, böylece başıboş anlamsız bir hayat yaşamayı. Sözüm ona güya serbest, özgür. Ne o ya? Boş. Gerisi yok. Sonrası olmayan. Yok oluş gibi. Sakın o süreçlere girip delhizlerinde kaybolma. Yaratıcını tanı. Çok da hızlı geçer bilha. Şimdi biz seni gönderiyoruz. Aynı o kaydıraklardan hani suyun içerisine o yuvarlakların arasından geçen gibi böyle ittiriveriyorlar ya. Sonra böyle onların içerisinden dönerken birden suyun içerisine düşüyor gibi düşüyor. Muhtemelen birden o anne
rahminin içerisindeki sıvının içerisine düşüyor o ruh. Ceninin içine yerleşiyor bedenin. Sonra hayata geliyor. Ölürken de birdenbire o demin vedalaştığı meleklerle karşılaşıyor. Çıktım ben gerçekten şimdi. Bitti, bitti. Bazıları ya eyvah ediyor, beni tekrar içeri salın diye. Uyandığı güzel rüyaya tekrar dönmek isteyen adamın durumu gibi. Mümkün mü? Olmuyor yani. Uzandığınız çok güzel rüyayı tekrar göreyim diye böyle uyanmamış gibi yapsanız olmuyor yani. Geri gidemiyorsunuz. Hayat da öyle. Cenab-ı Hak hükmünü bitirip, ecelini tamamlayıp aldığında artık hesabını görmeye götürüyor. O yüzden kafirlerin hayatını anlamsız, yaptıkları her şeyi boşa çıkan وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ Seraba benzetti. Uzakta bir serap var. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ Susamış onu su zanneder. Sürekli gider. O ona yaklaştıkça serap daha uzaklaşır. Hayat böyle hep ötede bir şey olacakmış gibi peşini kovaladığımız ama o olacak şeyin hiçbir zaman olmadığı kısır bir döngüye girdiğinde anlamsızlığını çok rahat okuyup çıkmamız gereken bir durumda olgunlaşmış demektir. Artık örüntüyü çözmen lazım. Bu kısır döngü, ilkokul, ortaokul, lise, evlilik vesaire bu kalıcı bir şey vaat etmiyor. Yaradan'la ilişkiyi kurup öteye dair yönelime adım atmak ve kalıcı anlama, gerçek anlama, Allah'ın vaat ettiği ve insanları çağırdığı anlama. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah esenlik yurduna, cennetin bir adı da darus selam. Oraya çağırıyor. Bu çağrıya icabet edenler anlamın peşine düşenlerdir. Göz ardı edenler, yaratıcıyı yok sayanlar, hayatı başıboş, sahipsiz, rastgele kazara oluşmuş, topraktan olup toprağa dönen, karbondan gelip karbona dönen anlamsız ve karanlık görürler. Akleden yanınız ile ve var olan donanımınız ile hayat sizin tercihinize ve iradenize, ne olmak istediğinize, kendinizin karar vereceği bir geleceğe doğru ilerliyor. Asla başkasının sizin hakkındaki hükmü olmayacak. Allah'ın meşiyeti geleceğimizi kendi irademize bağlamış. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ Cennetlik olmak istiyorsan iradenle bunu başarabiliyorsun, anlama tutunuyorsun. Kaybolmak, zayi olmak istiyorsan hayatını heder ediyorsun. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَ Efendim çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ